Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde et emriyle bütün melekler secde ettiler. İlla İblis ebâ ve istekbara ve kâne minel kâfirîn. Onu topraktan halk ettin, beni ateşten, lavdan halk ettin, ben ondan aftalım diye kıyas, fasit bir kıyas yapmak suretiyle emri hakka muhalefet etti, kazık gibi durdu hain. Cibriller, Mikailler, İsrafiller, emsali, bütün melekler, kaç milyar, kaç trilyon, ne kadar melek bilmiyoruz tabii, adetlerini Allah-u Zülcelal bilir. Bu emre imtisalen Cenab-ı Adem Aleyhisselam'a bu secdeyi teabbüd, ibadet secdesi değil efendiler, bu secdeye secdeyi tahiyye denilir. Yani selam secdesi, saygı secdesidir. Teabbüd, ibadet, kulluk ancak kime yapılır? Alemlerin Yüce Rabbine. Kur'an-ı Kerim'de böyle secde-i tahiyye diye bir şey de var mı? Kelamullah'da böyle bir şey geçiyor mu? El cevap geçiyor muhterem Müslümanlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a babası, annesi ve 11 kardeşi Mısır'a gelip de kucaklaştıktan sonra rüyası tahakkuk ediyor. Secde ettiler. Babası, annesi daha evvel rüyasında ayı, güneşi ve 11 yıldızı secde ederken gördüm ey babacığım. Ya. Çocukken gördüğü rüya, kalkıyor Yusuf Aleyhisselam acayip bir neşe içerisinde. Ne var evladım Yusuf, soruyor Cenab-ı Yakup Aleyhisselam. Baba diyor, ben rüyamda ayı, güneşi ve 11 yıldızı bana secde ederler gördüm. Yakup Aleyhisselam tevil-i rüyada çok üstün bir mucizeye sahipti. Rüyanın söylenirken tabirini anlayıverdi birden. Vahyi batını ve ilham-ı Rabbani yoluyla. Yusuf evladım bunu sakın ki ola ki kardeşlerine anlatma, seni kıskanırlar. Fakat olan gene oldu muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim ve Sure-i Yusuf. Bu rüya Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır azizi olması mevkiine geldiğinde tahakkuk ettiği geçen büyük hadise Ahsenül Kasas. Ya muhterem Müslümanlar. Hani menkıbe ve kıssa diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına Ahsenül Kasas. Kıssaların, hadiselerin en güzeli, baştan sona ibret ve hikmetlerle dolu bir peygamber hadisesi. Hatta peygamberler, muhterem Müslümanlar. Çünkü Yakup Aleyhisselam zaten peygamber. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'la beraber 11 kardeşine de ayrı ayrı sonradan risalet verildi, peygamberlik verildi. Evet muhterem müminler. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri cümlemizi nefsin şerrinden muhafaza buyursun.